LGS 2023 aynı LGS 2020 gibi sadece birinci dönem konularından oluşacak. Dolayısıyla bu LGS yaklaşırken kendimizi deneme çözümüne çok hazırlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz Haziran ayında gireceğimiz sınav sözel ve sayısal bölümden oluşan bir deneme. Ve bizler sözelde 50, sayısalda 40, toplam 90 soruyu esasında önünde seçenekleri olan şekilde yani böyle A, B, C, D diye seçenekler var. Bu seçeneklerin olduğu bir sınav çözeceğiz. Dolayısıyla bu sınavın provasını öncesinde fazlasıyla yapmamız gerekiyor. Hatta öğrencilerimizden çok güzel yorumlar gelmiş. Mesela Leyla Işık isimli bir öğrencimiz demiş ki, hocam tekrar yapmak mı önemli yoksa sadece soru ve deneme mi önemli? Tabii ki de arkadaşlar deneme çok çok daha önemli. Çünkü zaten deneme çözdüğünüzde soru çözmüş oluyorsunuz. Zaten deneme çözerek, soru çözerek tekrar da yapmış oluyorsunuz. Ve bize sınavda hadi bakalım anlat şunu demeyecekler. Bize hadi bakalım çöz şu soruları diyecekler. Bize bu şekilde soruları seçenekli bir şekilde verecekler. O zaman biz Bazen bilmediğimiz soruları bile yapabileceğiz. Bazen de çok iyi bildiğimiz bir soruyu seçeneği yanlış okuduğumuz için Allah korusun belki de yanlış yapacağız. O yüzden sınav günü hiç yanlış yapmamak istemiyorsak şimdiden bol bol deneme çözmeliyiz. Bol bol soru çözmeliyiz. Bunun için de bizler sizlere çok güzel bir kitap hazırladık arkadaşlar. LGS geri sayım denemeleri. Ve bu denemelerimizde de Aynı LGS 2023'te olacağı gibi sadece birinci dönem konularının olduğu bir LGS hazırladık. Biliyorsunuz İkinci dönem konuları sınavda yok. Sadece birinci dönem konuları var. Bu arada diğer öğrencimizin sorusuna cevaplamak istiyorum. Zahide demiş ki ben LGS'den 400 puan yapmak istiyorum. Denemelerim 350 360. Hedefim çok mu yüksek? Bunu nasıl başarabilirim? Matematikte 5 nete nasıl ulaşabilirim demiş. Bakın arkadaşlar, ister hedefiniz 400 puan olsun. İster 430, ister 460, ister 490, ister 500 puan olsun bu aylarda sıkı bir çalışmayla LGS'ye son 55 gün böyle bir buçuk ay iki ay kalmışken sıkı bir çalışmayla esasında bunu başarabilirsiniz. Çünkü LGS 2023 aynı LGS 2020 gibi sadece birinci dönem konularından oluşuyor. Dolayısıyla sizler sadece birinci dönem konularından oluşan denemeler kitaplardan çalıştığınızda ve bu yaptığınız yanlışların üzerine gittiğinizde emin olun ...hayallerinizdeki puanlara, netlere, okullara ulaşabilirsiniz. Şöyle örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim ki aldığınız bu denemeyi çözüyorsunuz. Burada sayısal bölümde çözerken beşin soruya takıldınız. Aa sayısalda beşin soruyu yanlış yaptığım şeklinde değil de denemenin analizini yapmanız lazım. Bakın burada optik formlarımız da var. Optik forma alışmanız için. Diyelim ki sayısalda beşin soru neymiş? Kareköklü sayılarda çarpma ve bölme. O zaman siz denemede bunu yanlış yaptıysanız kareküklü sayılarda çarpma ve bölmeyle alakalı kendinize mutlaka ödevler vermeniz lazım. Ve bu ödevleri verip ardından da bu yanlışı bir daha yapmamaya çalışmanız lazım. Dikkatli bir şekilde çözüp denemeyi çözerken tam anlamıyla konsantre olup dinlendikten sonra çözmeniz lazım. Çünkü denemeyi eğer geç saatlerde çözerseniz netleriniz düş gelir. Denemeyi eğer böyle gerçek deneme ortamındaki gibi değil de böyle işte yanınıza meyve tabağı, işte televizyon açık, telefondan mesaj geliyor şeklinde çözerseniz yine netleriniz düşer. Denemeyi gerçek LGS'ye girdiğinizde yani 2023 LGS'ye girdiğinizde nasıl çözecekseniz o şekilde konsantre olup dikkatli bir şekilde çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. LGS e geri sayın denemelerinde aynı zamanda 5 ekstra dijital deneme de var. Böylece toplamda 8 denemeyi çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ödülü söylüyorumlarınızı bekliyoruz. Denememizi Tonguç Mağazadan ya da size en yakın Tonguç Yaptan alabilirsiniz. Şimdiden LGS'de başarılar. <laughs>